f üzeri eksi 1 fonksiyonu verilmiş yukarıda, aşağıda da f7 3 verilmiş. Şimdi biz bunu doğrudan doğruya kullanamayız. Çünkü bu f yukarıdaki f üzeri eksi 1. Bir şekilde ikisini aynı yapmalıyız. Bunun için şunu yapabiliriz. Buradaki f üzeri eksi 1'i eşitliğin karşı tarafına yollayabiliriz. Eğer f üzeri eksi 1'i sağ tarafa doğru yollarsak sağ tarafta f'e dönüşür. Yani şu üstteki ifadede f üzeri eksi 1'i yollarsak sağ tarafa bizim sol tarafımızda 2x eksi 1 kalacak. F üzeri eksi 1 gidiyor çünkü. 2x eksi 1 eşittir diyorum. F üzeri eksi 1 sağa gelince f'e dönüştü. Burada da x artı a vardı. F x artı a'ya dönüşmüş oldu. Böyle oldu. Şimdi bizim bildiğimiz şey ne? F7'nin 3 olması. Yani başka bir deyişle şu kısım f'in içi 7 olduğunda sonucu 3'e eşit oluyormuş. İçerisi 7 iken sonucu 3 oluyormuş. O halde şunu 3'e eşitleyebiliriz. Eşitleyelim orayı. 2x eksi 1 eşittir 3. Buradan 2x eşittir 4. Yani x değeri de 2 olmalı. Bunlar da eşit olacak. Yani x artı a eşittir 7 olacak. Biz az önce x değerini 2 bulmuştuk. Yazıyorum yerine. 2 artı a eşittir 7. 2'yi yollarız karşı tarafa. 7'den çıkarırsak a değeri de 5 olmalı. A değeri 5'tir.